İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Erhan Aydoğdu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hilye-i saadet, güler yüzlüydü. Server-i kainatın mübarek yüz ve sesi, hatta bütün mübarek azay-ı şerifesi, bil cümle insanların yüz, aza ve sesinden, her yönüyle mükemmel ve güzeldi hepsinden. Mesela, güzel yüzü yuvarlaktı bir miktar. Ay gibi nurlanırdı sevindiği zamanlar. Bir şeye sevinip de neşelendiği zaman, hemen belli olurdu bu mübarek alnından. Gündüz nasıl görürse o server farz-ı misal, gece karanlıkta da görürdü aynı minval. Önünde olanları gördüğü gibi yine, ardındakileri de görürdü aynı böyle. Bu hali ispat eden yüzlerce misal vardır. Siyer kitaplarında bunlar hep yazılıdır. Gözde görmek halk eden Hak Teâlâ elbette, diğer uzuvda dahi kadirdir halk etmeye. Yana veya geriye bakmayı etse talep, bütün bedeniyle dönüp de bakardı hep. Mübarek gözlerinde kırmızılık vardı az. Karası çok siyahtı, beyazı da çok beyaz. İri ve güzel idi mübarek gözleri hem. Mübarek kirpikleri uzundu ayrıyeten. İnce ve yay gibiydi hem mübarek kaşları ve yine kaşlarının açıktı araları. Mübarek burnu dahi çok güzeldi ve kibar. Burnunun orta yeri yüksek idi bir miktar. Mübarek dişleri de parlak idi ve beyaz. Mübarek ön dişleri seyrekti hem de biraz. Konuşmaya başlayıp söz söylediği zaman, sanki nur çıkıyordu dişleri arasından. Allahü Teala'nın mahlukları içinde, hiç ondan tatlı sözlü görülmedi bir kimse. Sözleri gayet kolay anlaşılabilirdi. Gönülleri alır ve ruhları cezbederdi. İyi anlaşılması için de Fahri Alem, bazı zaman 3 kere tekrar ediyordu hem. Cennetin lisanı da Arapça olacaktır. Orada onun gibi hep konuşulacaktır. O güler yüzlü olup gülmezdi söylerken. Mübarek dişleri de görünürdü gülerken. Allah'ın peygamberi ne vakit gülse yine, nuru ışık verirdi duvarlar üzerine. Peygamberi Zişan'ın ağlaması da gayet, yine gülmesi gibi hafif idi nihayet. Yani kahkaha ile hiç gülmediği gibi, yine yüksek sesle de ağlamazdı tabii. Lakin ağladığında gözlerinden yaş akar, hatta göğsünün sesi duyulurdu aşikar. Allah korkusundan
ve Kur'an'ı duyduğunda ağlıyordu bazen de namaza durduğunda. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan, aynı zamanda Ehl-i Beyt'in 12 imamından olan İmam-ı Takki Muhammed Cevat rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, insanın şerefi ve mertliği, kimseyi hoşlanmadığı bir şeyle karşılamaması, ahlakının güzelliği, başkasına eziyet veren şeyi terk etmesi, cömertliği, üzerinde hakkı olan kimselere iyilik etmesi, insaflı olması ise hak ortaya çıktığı zaman hakkı kabul etmesidir buyuruyor İmam-ı Takki Muhammed Cevat Kuddüs-i. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler hocam, hayırlı günler Mustafa Bey. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam dualarınızı istiyorum bütün Müslümanlar için. Hepiniz. Efendim, Rabbim sizden de, sevdiklerinizden de, bütün Müslümanlardan da razı olsun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hepimizin yüzünü ahirete döndürmeyi nasip ve müyesser eylesin. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin hocam. Çoğu şey sizden öğrendik. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Rabbim Efendimizin şefaatine nail olmayı da hep beraber inşallah. İnşallah. Hocam ben Kur'an-ı Kerim şimdi okurken Fatiha suresinden başlıyoruz ya. Nas suresinde bitiyor. Biz Nas suresinde bittikten sonra mı Sadakallahu'l-Azim deyip dualayacağız? Yoksa mesela bugün bir cüz okuduk, o gün dualayayım. Ertesi gün bir daha okudum, yine dualayayım. Öyle mi olacak? Yok, sonunda bitirince. Çünkü bitirince hatim oluyor artık. Tamam. Evet. Bir de hocam Ramazan-ı Şerif ayında fitre verirken hocam maalesef eşimi bir ikna ettim, iki ikna ettim, olmadı. Yine parayla veriyor fitreleri. Ben de o öyle yapınca onun haberi olmadan, biz 5 kişiyiz, 10 kilo ihtiyacı olan birilerine un veriyorum. Senelerdir sizden öğrendiğim günden beri öyle yapıyorum hocam. Acaba bu hani oluyor mu? Eşimden saklı da yapıyorum bunu yani. Bazen söylüyorum. Tamam efendim. Bunu soracaktım. Bir de hocam Hazreti Muaviye hakkında bilgi edinmek istiyorum. Çevremdeki çoğu insan sanki o kötü birisiymiş gibi bakıyorlar, konuşuyorlar. Onlara cevap veremiyorum. Çok az bir bilgim var. Onun Müslüman olduğunu biliyorum. Oğlunun da öyle olduğunu biliyorum. Ama kanıtlayamıyorum yani. Savunamıyorum. O yüzden az da olsa bilgi istiyorum sizden. Peki. Teşekkür efendim. Ederim. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Ellerimizden öperim. Allah Teala emeği geçenlerden razı olsun efendim. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Amin hocam. Hocam şimdi ben evlenince dinen zengin oldum ama hani altınlarım eşim şu an bayağı pahalı olduğu için hani daha da zor oldu yani yapamıyor şu an. Alacaklı olduğum için zenginim. 5-10 gram elimde ya var ya yok. Dedim ki eşime hani zekatı ben vermem lazım. 2 çeyrek ediyor o da. Hani vereceğim altınlardan dedim. O da dedi ki sen verme hani ben şey yaparım öderim dedi. Ben de devrim yaptım. Şu an ödemeleri eşim yapıyor. Kendi hesabından yapıyor. Banka hesabından yapıyor. Ortada bir para yok. Mesela kaynanaya falan para gönderdiğimizde bana hediye ettim diyor. Ben de kabul ettim. Ben de annene hediye göndermek üzere. Ben de annene hediye ettim diyorum. Oluyor mu? Olmuş efendim. Kayınvalide fakir değil mi? Evet, fakir. Senin zekatın kayınvalidene olur. Tamam efendim. Benim burada asıl merak ettiğim hocam, şimdi ortada bir para yok ya, banka üzerinden gönderiliyor. Gönderirsin canım. Yani o bana hediye ettim deyip direkt hani bu şekilde tabii. Oluyor değil mi? Olur. Tamam. Tamam, bir de gün tayin etmemiştik hocam biz. O gün ben not etmemişim. Evlendiğim tarihi mi şey yapayım? Yani nasıl? Evlendiğin tarih o gün gelenlerle beraber yani tahminen zenginsen o evlendiğin tarihteki hicri ay hangisiyse tahmini olarak bir şey tutarsın. Mesela diyelim ki Muharrem'se, şu anda Muharrem'deyiz, onun için Muharrem ayını misal veriyoruz. Muharrem'se veya Şevval'se veya aynı şekilde Zilhicce, Zilkade ise mesela öyle bir şey onlardan birisini yahut da böyle kandillerin bulunmuş olduğu bir ayı kendine de şey edebilirsin. Mesela diyelim ki Regaib Kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili benim dinin zengin olduğumdur. Her Regaib Kandilinde hesabına bakarsın. Tamam. Hı hı.
Ama o gün şey yani altın falan gelmedi bana. Sadece evlendiğim için biz nehir o zaman değil, daha, anlaştık. Daha sonra olmuş. Daha sonra bir tarih belirleyebilirsin. Tamam, o yüzden de sıkıntı yok. Peki efendim. Bir de hocam miktarı da konuşmamıştık biz. Geçen seneki zekat ve kurbanımı nasıl yapacağım? Neyin miktarını? Altınların miktarını konuşmamıştık. 10 bilezik dedik ama hani şey yapmamıştık. Gram olarak konuşmamıştık. Bu sene de onu netleştirdik. Hani zekatımı kurbanımı hallettim çok şükür. Onu nasıl yapacağım geçen senekine? Miktar belli olmadığı için zengin oluyor muyum ben geçen senede? Ha, belli değilse bilmiyorsan zengin olmazsın. Tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Allah'a Teala razı olsun. Amin efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam. O miktarı belli edecekler ama değil mi? Edecekler. Yani tahmin olarak aynı şekilde. Yok, belli etmişler şimdi. Belli edince de onlar dinen zengin oldular, görüldü ve zengin oldular. Ha, ihtiyaten şey yapabilir. Madem ki o suat oradan başlanalım. Ya biz önceden de aynı şekilde buna malikmişiz deyip öncekilerin devrini yapıp zamanı gelince bedellerini de ödemeleri iyi olur. Yani borçlu kalmaktansa ihtiyatta hareket etmek her zaman için iyidir. Şimdi tabii konu konuyu açıyor da Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler çok dikkat ederlerdi. Tabii hocam Sihnim Efendi rahmetullahi teala aleyh o şey konusuna söz verdikleri zaman zaman konusuna çok dikkat ederler. Ve bir işi de o anda hemen bitirirler. Dolayısıyla hemen o hatırımıza geldiyse o işi orada bitirmek ve halletmek gerekir. İleride yaparız. Emel abiler sık sık toplantılarda bir şey bir hadis-i şerif naklederlerdi. Helekel müsevvifun diye. Üstüne basa basa da hadis-i şerifte müsevvifler yani işi sonraya bırakanlar helak olur değil. Helak oldu demektir. Helak oldu. Efendim ben bugünün işini yarına bıraktım. Hatta büyüklerden bir zat da din büyüklerinden bir zat da buyuruyor ki bir talebesine hitaben. Evladım buyuruyor. Bugün sana 50 kilo geldi. Yarın ne geleceği belli değil. Yarın da bir 50 kilo geldi. Etti 100 kilo. Tehir ediyorsun. 150 kilo oldu, 200 kilo oldu, 500 kilo oldu. Ondan sonra altından kalkamazsın ki onu. Niye aynı şekilde bugün işini yarın şey yapıyorsun ki? Ben Cağaloğlu'nda daha tekerite falan yokken o zaman Türkiye Gazetesi'ndeydik. Ve Enver abiler o toplantıda kendi odasında da bazen aynı şekilde 3-5 kişiyle öyle toplantı yapardı. Orada bir gün bir şeye şahit oldum. Dediler ki işte masaların üzerinde akşama kadar ben not alıyorum. Ve akşamüstü olunca bu aldığım notların hepsini hallediyorum. Yırtıyorum, çöpe atıyorum. Çünkü ben bunları halletmezsem vefat ettim. Vefat edince benim arkamdan geri gelen işte oğulları Mücahit Efendi dedi ki gelecek ya babam bundan bu nottan neyi murad etti? Onları üzmeye hakkımız yok dedi. Şimdi ben kendi hayatıma bakıyorum, onların anlattıklarına bakıyorum, kitaplardaki bildirilenlere bakıyorum falan. Allah Allah. İstifade etmemişiz demektir. Mesela Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi teala ile hakikat kitabını biliyorsunuz. Darüşşafaka'daydı daha önce. Daha önce Işık Kitabevi'ydi. Onu da hatırlıyor musun? Evet. Ya o zaman fistanla dolaşıyordun ama neyse. Olsun. Gene de hatırlıyorum. Gene de hatırlıyorum. Şimdi bir gün teşrif ediyorlar. Ya masanın yüzüne şöyle parmakları bakıyorlar falan toz. Buyuruyorlar ki böyle tozun toprağın ve hatta aynı şekilde kirin bulunduğu yerde şeytanlar bulunur. Şeytanların bulunduğu yerde bizim işimiz olmaz. Çekip gidiyorlar. Hiç taviz vermezlerdi. Şimdi efendim işte bu hani kendini beğenmek olmaz. Hayır. Büyükleri kendini aynı şekilde kıyaslama. Bu bir derstir. Oraya mesela birisi söz verdi. Oraya geldi falan. Baktılar ki orada toz var. Tozu gördüler. Şeytanın bulunduğu yerde biz bulunamayız dediler. Çektiler gittiler. Onunla da görüşmediler. Aha onu öyle bir tesir eder ki bir daha da unutmaz onu. Bak bir şey hadise anlatılıyor. Ankara'da bir arkadaş işte Hüseyin Hilmi Efendi derslerine gelmişler. Enver abilere yaşları yakın birisi. Ankara'da bir hadise oluyor. İşte İstanbul'a geliyor. Enver abilerle görüşüyor. İşte Ankara'daki olan hadisenin raporunu verirken Enver abiler orada bir şey söylüyorlar. Buyuruyorlar ki yani iç hallerini ben bilemem onların. Kalbini de bilemem. Bir kimsenin Allah-u Teala'dan korkmadığını, haya edip etmediğini onu da bilemem. Nerede belli olur kardeşim buyuruyorlar biliyor musun? Yani Allah-u Teala'dan haya ettiği. Banyoda buyuruyorlar. Ben de ilk defa duyuyorum. O arkadaş anlattı. Banyoda. Allah Allah. Dedim banyoda nasıl olur? Ne alakası var? Ne alakası var? Şimdi Saadet Ebedi de buyuruyor ki banyo büyükse
şortla veya aynı şekilde böyle bir peştemalle aynı şekilde banyoya girmeli, öyle banyo yapmanı buyuruyor değil mi? Avretlerin açık olması uygun değil diye yazıyor. Ama banyo küçükse, duşa kabinler var ya şimdi, öyleyse caizdir buyuruyor, izin verilmiştir. Şimdi Evvela buyuruyor ki, bir kimse banyoya kaç kişiyle girer? Korumalarıyla girmez. Yani. Tek başına girer. Peki orada bu uryan mıdır? Yahut da altında aynı şekilde iç çamaşırıyla mı duş yapıyordur veyahut da gusül abdesti alıyordur? Emel abi diyor ki ben bilemem. Eğer avret yeri orada kapalıysa bu Allah-u Teala'dan korktuğu için, Allah-u Teala'dan haya ettiği için yapar bunu. Ben de bunu bilemem ki buyuruyor. Ya o arkadaş diyor ki ya diyor bizim diyor banyo büyüktü diyor, ben dedi işte diyor peştemal kullanmıyordum, kıpkırmızı oldum diyor. Emel abi sen böyle yapıyorsun demiyor ama bir şey öğretiyor. E şimdi o arkadaş bizlere anlattı, biz de duyduk onu. Aa diyorsun ya, öyle mi? İnsan yalnız böyle, kaldığı zaman böyle yapmak lazımmış diyorsun. İnsan yalnız kaldığı zaman, yalnız kaldığı zaman ne yapıyor? Hatta büyükler buyuruyorlar ki İnsan yalnız kaldığı zaman nefs devreye girer. Nefsi Allah-u Teala'dan korkmaz. Ben ondan sonra bakıyordum. Mesela Anadolu'da çocuk köyde, ondan sonra kendi kasabasında ortaokul liseyi bitirmiş, üniversiteye kazanmış. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir'e ise geliyor. Çocuk aynı şekilde şimdi atlar zincirlerle çayırlara çakılır otlak şey yapması için. Bir tabir kullanır. Zincirden boşanmış gibi, zincirinden boşanmış gibi, hakikaten zincirinden boşanmış gibi çocuk. Böyle bakıyorsun zıvanadan çıkıp gidiyor. Niye? Otokontrol gitti. Anası babası kaldı geride. Peki efendim insanlardan haya ederek, çekinerek böyle haramdan sakınması. Kitaplarda buyuruyor ki önce insanlardan çekinir sonra Allah-u Teala'dan aynı şekilde haya eder. Rabbim görüyor diye. O çocuğu tekrar kendini kontrol altında tutması demek ki çok kıymetli. Çok kıymetli tabii. Yani arkasında şey yokken, ana baba, diğer arkadaşlar yokken. Otokontrol yok. Evet. Çok kıymetli tabii. Bütün bunların içerisinde kendini koruyabiliyorsa mübarek olsun. Mübarek olsun. Hani Seyyid Abdülhakim Arbaz'ı durmuşlar ya, beş vakit namazını kılan, haramdan sakınan bu zamanda evliyadır. Bu zamanda evliyadır. Kolay mıdır? Zordur. Kolay mıdır? Zordur. Yani dinleyicimizin bu sualinden açıldı da hani miktarı tahmin olarak şey yapabiliriz. Vakit geçirmeden hemen vakit yazmak geçip, lazım. Böyle zamanı sonraya bırakmamalı yani. İşin aslı bu. Sonra öğrendin. Hayatına geçirmeye çalış. Efendim ileride yaparım. Ya ileride sana aynı şekilde senet verilmedi. İşte hani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir bayram günü oğlu böyle ağlayarak geliyor falan. Ne oldu diyor. Herkes diyor bayramlık değilmiş benim diyor. Bayramlığım falan yok. Devlet başkanı cebinde de para yok. Maliye Bakanı'na veyahut da Vezneye Bakan muhasebeye işte gidiyor ki gelecek ayın maaşına mahsuben bana diyor biraz para verebilir misin? Gelecek aya kadar yaşayacağına dair bir garanti belgesi hazırla yaz vereyim diyor. Ona öyle devlet başkanına, öyle Maliye Bakanı tabii. Değil mi? Ağlayarak ve çok hoşuna gidiyor tabii ki. Hangimizin garantisi var ya? Hangimizin garantisi var? Yok. Hangimizin garantisi var? İnceden inceye işte oğlu Abdullah bin Ömer'le radıyallahu anh'a kabulleşmişler hayattayken. Hangimiz önce vefat ederse rüyasına girip durumunu bildirsin diye. Bir sene boyunca bekliyor Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a. Bir sene sonra aynı şekilde babasını görüyor. Babacığım diyor bir senedir bekliyorum. Başka eshab-ı kiramdan birisiyle de aynı şekilde olduğu söyleniyor kitaplarda da. Diyor ki ne oldu? Diyor ki evladım hesap daha yeni bitti. Dicle Nehri kenarında veyahut da onun üstündeki köprüde geçen bir keçi veya koyun hasbel kadar oradaki şeylere sıkışsa, ayağı kırılmış olsa onun bile hesabını benden sordular. Onun bile hesabını benden sordular. Hesap daha yeni bitti buyuruyorlar. Daha yeni bitti bir sene boyunca. E şimdi Allah-u Teala aşırıyım beşere bunlar. Cennetle müjdelenmiş ama Allah-u Teala ezelde kanununu koymuş. Ya şeyde kitaplarda öyle enteresan bilgiler şey yapıyor. İnsan ürperiyor, korkuyor. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti mahşer günü Nuh Aleyhisselam'a şahitlik yapacak diye geçiyor. Allah Allah dedim. İlk okuduğumda hemen baktım. Ne demek istiyor burada? Ne denmek istiyor? Nasıl şahitlik yapacağız? Biz Nuh Aleyhisselam zamanında yaşamadık ki. Şimdi mahşer günü Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı getiriyor huzuruna. Hesaba çekiyor orada. Sen diyor bu kavmine benim sana bildirdiklerimi bildirdin mi? Bildirdim ya Rabbi diyor. Orada adalet var. Kavmine deniyor. Ya orada bile yalan söylüyorlar. Diyor ki bunu tanıyor musun? Tanıyoruz. Böyle bir şey bildirmedi. Yok ya Rabbi bildirmedi ki. Bilseydi bizi iman ederdik diyecek demiş ya. Ya şimdi hani kral çıplak diyorlar ya. Nuh Aleyhisselam yapayalnız kalıyor orada. Allah Teala buyuruyor ki şahit isterim. Bak. Yalan da söyleselerdi. Sözle diyorlar ki yok bize söylemedi.
söylediğine dair, yani benim bildirdiğim emirleri tebliğ ettiğine dair aynı şekilde şahit isterim deyince Nuh Aleyhisselam'ın kalbine o ilham ediliyor. Ya Rabbi diyor, ahir zamanda geleceğini vaat ettiğin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bana şahittir. Nasıl şahit oluyor? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nuh Aleyhisselam onlara benim emrimi bildirdi diye bildiriliyor. Tebliğ etti diye bildiriliyor. Biz de Kur'an-ı Kerim'den onu öğrendiğimiz ve bildiğimiz için diyeceğiz ki ya Rabbi sen bildirdin, senden öğrendik. Nuh Aleyhisselam kavmine senin emirlerini tebliğ etti. Ya ulul azm peygamber, yani tamam bildirdin mi? Geç demiyor Cenab-ı Hak. Kavmine soruyor. Bu dedi mi demedi mi? Size tebliğ etti mi etmedi mi? Tebliğ etti mi etmedi mi? Onun için Mustafa Bey bunları anlatıyorum da Allah-u Teala bize de soracak. Benim yarattığım alimlerin kitaplarındaki bilgileri ben size imkan verdim. Radyo verdim, gazete verdim, takvim verdim, neyse televizyon verdim. Buralarda aynı şekilde bildirdiniz mi? Bildirdik. İnşallah dinleyicilerimiz de bize şahitlik ederler. Çünkü hepimizin amel defterinde evet. Çıkacak bu. Evet. Bitecek. Hani bazılar diyor ki efendim işte ben kabul etmiyorum. Ya da dinliyor, sövüyor, dinliyor, hakaret. Bizi ilgilendirmez. Çünkü bu insanlar peygamberlere hakaret etmişler. Hatta peygamberlere şehit bile etmişler bu insanlar. Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam harp ettiler ya. Harp ettiler Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla insanların istekleri arzularına göre rota değil. Allah-u Teala bildirdiğine göre rotayı. Hatta kitaplarda şu ifade geçiyor. Bir kimse bir iş yaparken orada bir insanların aynı şekilde rızası bir de Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Eğer o kimse önüne böyle bir iş geldiği zaman insanların rızasını tercih eder, Allah-u Teala'nın rızasını terk ederse Allah-u Teala o kimsenin işini insanlara bırakır. Peki insanlar ne der? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin buyurduğu gibi bugün över yarın söver insanlar. Ama buyuruyor. O kimse insanlardan gelecek bir sürü zararlar falan olduğu halde Allah-u Teala'nın rızası buradadır. Allah-u Teala'nın rızasını aynı şekilde tercih ederse Allah-u Teala insanlardan gelecek olan bela musibetlerden de okulunu korur buyuruyor. Ölçü belli. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah'ın Habibi. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Peygamber Efendimize ise Allahü Teala aşıktır. Ulul Azm peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah yani Allah'ın dostu, Musa Aleyhisselam'a Kelimullah yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu zat, Adem Aleyhisselam'a Safiyullah yani Allah'ın ihsanıyla seçilmiş olarak yarattığı temiz zat, Nuh Aleyhisselam'a Neciyullah yani hep Allah ile meşgul olan ilahi feyizlere kavuşan zat gibi güzel isimler verdi. Peygamber Efendimiz'e ise Habibullah dedi. Hatta sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurdu. Habibine çok kıymet verdiği için kendi zatına yapılanları affeder ama ona yapılanları affetmez. Kul, Resulullah'a olan sevgisi nispetinde Allah'a sevgili olur. Cenab-ı Hak Habibine uyulmadan yapılan ibadeti de, imanı da kabul etmez. Arada o olmadan Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşulamaz. Peygamberimiz Miraç'ta ümmetim, ümmetim diye gözyaşı dökerken, Cenab-ı Hak onlar çamurdan yaratıldı. Nedir bu bir avuç toprak için döktüğün gözyaşları? Sana aşık olan Rabbin senin için ne yapmaz ki? Senin hatırın için hepsini affeder diye nida etti. İhsan edilen bu büyük nimete ve müjdeye çok şükretmeliyiz. Bir gün bazı Hristiyanlar Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerini, "Bizim peygamberimiz ölüleri diriltirdi. Sizin peygamberinizin böyle bir şeyini duymadık. Bunun için bizim peygamberimiz sizinkinden üstündür." dediler. Gavs-ı Azam, "Ben peygamber değilim. Sadece ona uyan bir Müslümanım. Eğer ettiğim dua ile ölü dirilirse Müslüman olur musunuz?" dedi. Onlar da evet dediler. Mezarlıkta çok eski bir kabir gösterdiler. Hristiyanlara bu kabirde yatan kişi dünyada şarkıcıymış, onu şarkı söyler halde dirilteyim mi diye sordu. Onlar tamam dedikten sonra ellerini açıp, "Ya Rabbi, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu kabirdekini dirilt." dedi. Ölü şarkı söyler halde kalktı.
Hazreti Gavs Hristiyanlara, ben peygamber değilim, onun ümmetinden biriyim. Allahü Teala onun ümmetine bunu nasip etti de kendisine niçin vermesin buyurunca, oradaki Hristiyanlar Resulullah'ın üstünlüğünü anlayıp Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz, peygamberi zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara kefarettir. Ölümü hatırlamak sadakadır, kabri düşünmek cennete yaklaştırır buyuruyor. Büyük zatların isimleri anıldığı yerde ruhları hazır olur ve oraya rahmet yağar. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar hadis-i şerifi bunu gösteriyor. Bu ümmetin evliya zatlarının ruhu hazır olunca, Resulullah Efendimizin ismi geçince ruhu elbette hazır olur. Namazda "Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü" diyerek Resulullah'a selam veriyoruz. O anda Resulullah gelir, bana selam veren kim diye bakar, o kişiyi görür ve artık unutmaz. Ölürken onun karşısına gelir, üzülme, korkma, sana şefaat ederim buyurur. Vefat eden mümin, o güzellik ve bu müjde karşısında öldüğünü bile anlamaz. Peygamber Efendimiz, mümin vefat ederken, ruhu tereyağından kıl çeker gibi acı duymadan kolayca çıkar, hiç anlamaz buyurunca, bir sahabi, ya Resulallah, sizin her sözünüz Kur'an-ı Kerim'le ilgilidir, onun açıklamasıdır. Bu sözünüz hangi ayetle ilgilidir diye sorar. Yusuf suresinin 31. ayetini okuyarak şöyle cevap verir. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar, bıçakla meyve soyarken onun güzelliği karşısında ellerini doğradılar ama acısını duymadılar. Onda sabahat, bende melahat güzelliği vardır. Beni görüp iman edenin, benim muhabbetle baktığım kimsenin ciğeri yanar, aşka tutulur. Ama sabahat güzelliğimi Allahü Teala gizlemiştir. Ümmetimden biri vefat ederken ona görünürüm, o bana bakarken ruhu çıkar, haberi bile olmaz. Melahat, sevimlilik, tatlılık, can yakıcı güzellik demektir. Sabahat ise dış görünüş, yüz güzelliği demektir. Yusuf aleyhisselamın sabahat güzelliği meşhurdu. Peygamber Efendimiz'de hem melahat hem sabahat vardı. Fakat Allahü Teala onun sabahatini dünyada gizledi. Eğer açığa çıkarsaydı hiç kimse onun güzelliği karşısında duramaz, düşer bayılırdı. Peygamber Efendimiz alemlere rahmettir. Herkese iyilik için, merhamet edici olarak gelmişti. İnsanları zarara sokmak için gelmemişti. Onun için dünyada melahat güzelliği görülürken sabahat güzelliği görülemedi, o cennette görülecektir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, ikinci dinleyicimizden başladık. Onun suallerini bitirelim. Bu zengin olma tarihi meselesi. Efendim, onu mutlaka tespit etmemiz lazım. Bilemezsek, edemezsek birini tayin edeceğiz. Yani mübarek zaman dilimleri, onlar hatırda kalır. Yani mesela diyelim ki Miraç Kandili, Regaib Kandili veya Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi. Yani önceden tespitlemediysek veyahut da Kurban Bayramı, ne bileyim ben Aşure günü, yani Muharrem'in onu, o tarih bilinecek. O tarih gelince hesabımıza bakacağız. Onu belli etmemiz lazım. Dedi evlenince, yani evlendikten sonra dine zengin oldu, bana zekat düşüyor dedi. Ben dedi altınla devrini yapıyorum. Beyim dedi ki ben hallederim. O dedi yani benim elimde para olmadığı halde dedi banka havalesiyle öyle olur mu? Olur. Onun bir mahsuru söz konusu olmaz. Yani altında devri yapıldıktan sonra banka valisiyle de aynı şekilde gönderilebilir mi? Gönderilebilir. Yani paranın elinde olması şart yok. Karşıdaki zaten onu fiziken alacak o parayı. Alacak, evet. Harcayacak yani. İlk dinleyicimize gelince efendim, hatimi dedi bitirince mi? Yoksa dedi mesela dedi bir cüz okuduk dedi, bunu hediye edecek miyiz? Yoksa Nas suresinde okuyup bitirdikten sonra mı? Efendim genelde yani Fatiha-i Şerif'ten başlayıp bir kişi Kur'an-ı Kerim'den Nas Suresi Kur'an-ı Rabbin Nas'a kadar okuyup bitirdikten sonra bu hatim olur buyuruyor. Ve hatim sevabı hasıl olur. Peki efendim yani ben bilemediğim her okuduğum cüzde hediye ettim. O edilebilir. Ama öbürsü
hatim sevabı hasıl oluyor. Tamamı hatim sevabı hasıl oluyor. Bitirince hepsini öyle hatim olarak hepsini hediye ederiz. Fıtrayı dedi, beyim şey yapmıyor falan dedi, ben ondan gizli olarak dedi, yani un veriyorum falan. İşte beyi kısmen de olsa bir vekalet vermesi lazım. Ama böyle laf arasında, ya ben hallederim onları, sen merak etme deyip onun elinden almalı. Madem ki aynı şekilde bilmiyor, inat ediyor, piyasadaki insanlara itibar ediyor. Yani, hani İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ya ortada bir şey söyleniyor. Aklı olan kimse ihtiyatlı davranır. Un ver. Canım orada aklını devreye sokuyor. Daha doğrusu akıl da değil de o nefsini devreye sokuyor. Ya o ne işine yarayacak ya falan filan. İşte para veriyoruz, ihtiyacını görsün. Arkadaşım ibadet yapıyorsun. Zekatta, kurbanda veyahut da fıtrada bunlar ibadettir. Ha onun dışında sen istediğin kadar para ver. Onun da mahsuru söz konusu değil ki. İbadet yaparken kitaplara uygun olarak yapmamız lazım. Çünkü toprağın altında bunun hesabı bize sorulacak. Nasıl emredilmişse ve ne şekilde emredilmişse öyle yapmamız gerekiyor. Hani veriyorum diyor. Olur mu? Olur. Hayırlı olsun, barik olsun. Gelelim efendim dinleyicimiz Hazreti Muaviye radıyallahu teala an hazretleri hakkında dedi menfi şeyler söyleniyor. Efendim bu Şiilerin iftiraları neticesinde ortaya çıkan bir hadisedir. Hazreti Muaviye'ye de Ebu Süfyan'a da radıyallahu anhuma sebbetmek. Yani Hazreti Muaviye'nin kendisi de babası Ebu Süfyan da radıyallahu anhuma ashab-ı kiramdandır. Ebu Süfyan radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in kayınpederidir. Hazreti Muaviye radıyallahu anh hem vahiy katibidir hem de Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir. Hazreti Hint de radıyallahu anha anhünne Peygamber Efendimiz'in kayınvalidesidir. Peygamber Efendimiz aynı şekilde ehli beytim, esharım diyor. Yani hanım sebebiyle akraba olanlar hakkında da Eshab-ı Kiram kitabında orada hadis-i şerifler var. İmam-ı Rabbani Hazretleri de aynı şekilde bildiriyor. Ve Eshab-ı Kiram hakkında da var. Eshabın gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyuruyor. Şimdi esas bu fitneyi çıkartan Muhtar-ı Sakafi. Bu adam devlet kurmak istiyor. Şiirin temellerinde Hazreti Muaviye, Eshab-ı Kiram'dan bazılarına, Hazreti Muaviye'nin oğluna düşmanlığı körükleyenler onlar. Şimdi mesela İran bunu körüklüyor. İran bunu körüklüyor. İran'da din gayreti diye bir şey yok. Öyle bir gayret olmaz bunlarda. Diyeceksiniz efendim çok net söylüyorsunuz. Ya Azerbaycan hani Şii itikadındaydı. Ermenilerle aynı şekilde savaşa girdi. Peki İran kime destek verdi? Ermenilere. Ermenilere verdi. Peki ama efendim aması yok ya. Suriye'de Eshab-ı Kiram düşmanlığı yapıyor oradaki Şiiler. Ondan sonra Yemen'de varlar. Eshab-ı Kiram düşmanlığı yapıyorlar. Yani Müslümanlarla uğraşıyorlar. Bugüne kadar İran'ın Müslümanlara destek verdiği hiç görülmemiştir. Osmanlı'ya destek verildiği hiç görülmemiştir. Peki İran hedefi nedir? İran Safevi devlettir. Yani öyle. Pers milliyetçiliği. Pers milliyetçiliği. Dolayısıyla Şiiliği de kendisine kalkan ediyor. Orada işte Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi ki Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinde Hazreti Muaviye'nin oğlunun da dahil yok. O zaman hani hilafet makamında o bulunuyordu. Fatura ona çıkarıldı. Halbuki hiç alakası yok. Küfeliler davet etmişti. Kalleşlik ettiler Küfeliler. İşte Irak'ın başına gelen bela ve musibetlerin sebeplerinden birisi de budur. Hazreti Hüseyin'i çağırdılar ama yardım etmediler. Kendi aile efradıyla baş başa yalnız bıraktılar. Baş başa yalnız bıraktılar. Ve ondan sonra da faturayı Ehl-i Sünnet'e çıkardılar. Şeytana bile lanete izin verilmemiş. Sen şimdi vahiy katibi olan, peygamberimizin kayınbiraderi olan Hazreti Muaviye radıyallahu teala an hazretlerine dil uzatıyorsun. Ama efendim Hazreti Ali ile savaştı. Tamam. Ama Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Muaviye kafir demedi ki. Kardeşlerimiz dedi. Hani bizim hilafetimizi kabul etmedi. Ama kendi iştahatlarıyla hareket ettikleri için günaha girmediler buyuruyor. Hazreti Ali söylüyor bunu. Şimdi Hazreti Ali'yi kendisine aynı şekilde efendim ben çok seviyorum diyen beş vakit namaz kılmaz. İçki içer, zina eder. Namaz yok. Niye namaz kılmıyorsun? Efendim Hazreti Ali camide şehit edilmiş de onun için namaz bırakmış. Tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor. Peki şimdi sen Ehl-i Beyt'i sevdiğin için yani Kerbela hadisesinin diline doluyorsun. Peki Hazreti Hasan da radıyallahu anh Ehl-i Beyt'tendir, Peygamber Efendimiz torunudur ve o da zehirlenerek şehit edildi. Niye onun ağzını almıyorsun? Peygamber Efendimiz de aynı şekilde Yahudiler Hayber'de zehirlediler. Niye hatırına ağzını almıyorsun? Demek o zaman burada bir kasıt var. Niyet din değil. Yani bir başkasını hani bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek dertleri bu. Dolayısıyla arkasında ya
Yahudi fitnesi vardır ya İngiliz fitnesi vardır. Muhakkak birilerinin aynı şekilde fitnesi mevcuttur. Yani Müslümanları dinden, imandan uzaklaştırmak için. Dolayısıyla efendim Hazreti Muaviye dil uzatan bir kimse, Ebu Süfyan radıyallahu anh Hazretleri dil uzatan kimse, Hazreti Vahşi radıyallahu anh Hazretleri dil uzatan bir kimse, Amr İbni As radıyallahu anh Hazretlerine dil uzatan kimse, yani Eshab-ı Kiram'dan herhangi birisine dil uzatan kimse Ehl-i Sünnet'ten çıkmıştır. Çünkü Ehl-i Sünnet açık net. Peygamberimiz açıkça buyuruyor ki hadis-i şerifte, benim hakkım için eshabım hakkında dilinizi tutunuz. Sen Hazreti Ömer'e dil uzatıyorsun, Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatıyorsun, Hazreti Muaviye'ye dil uzatıyorsun, ondan sonra Ebu Süfyan'a dil uzatıyorsun, Amr İbn As'a dil uzatıyorsun, Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh Hazretlerine dil uzatıyorsun. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemize dil uzatıyorsun. Arkadaşım senin derdin ne? Hazreti Ali Efendimiz'e de dil uzatıyorlar. Onun bazıları Tanrı diyorlar yani. Değil mi? Tabii. O şekilde söylüyorlar. Şimdi mesela biz zaman zaman anlatıyoruz. Efendim işte Hazreti Ömer'e haşa kafir diyorlar. Haşa kafir diyorlar. Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin kızıyla evlendi biliyor musun? Hazreti Ali'ye açıkça dedi ki, ben de aynı şekilde yani nefsim için istemiyorum. Çünkü bir hadis-i şerif peygamberimizden işitmiştim. Mahşer günü, halbuki kendisi kayınpeder konumundaydı, akrabaydı. Ama kuvvetlendirmek için onun torunuyla da evlenmek istedi. Yani dedi bir ara peygamber efendimiz akrabalık bağlarının dışındaki bağların hepsi kopacak mealinde bir hadis-i şerifi görüyor. Ve mahşer günü de peygamberimizden ayrılmak için Hazreti Ali'ye bunu arz etti. Ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a kayınvalidesi, Hazreti Ali de kayınpeder oldu. Yani onun kızıyla evlendi. Şimdi ben Türkiye Gazetesi'ne de aynı şekilde onu yazı olarak aldım. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'de bir şey var. Bu kendilerine yine işte bu Şia'nın bir kolu. Acayip bir şekilde Eshab-ı Kiram Hüseyin'in Rafizi kollarından birisi. Baktığıyla bir paşa onların içerisine girmiş. Sonra bakıyor falan orada diyorlar ki işte birisi soruyor onların aynı şekilde hoca konumundakine. Diyor ki Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin kızıyla evlendi. Siz Hazreti Ömer'e aynı şekilde kafir diyorsunuz. Ha diyor, o diyor işte idare etti veyahut da çekindi, korktu. Onun diyor. İçin aynı şekilde kızını verdi. Sonra bu paşa düşünüyor. Ya diyor, benim bir kızım olsa, bir kafir istese, ben diyor bu halimle, yarım yamalak halimle kızımı kafire vermem diyor. Allah-u Teala'nın aslanı olan Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri nasıl aynı şekilde kafire kızını verebilir? Nasıl verebilir onu? Bu alçaklık diyor. Bu rezillik diyor ya. Bunun altında aynı şekilde yatan Çapanoğlu. İyi fark etmek lazım. Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları okunursa bunun çirkinliği çok net bir şekilde görülür. Hazreti Ali gibi Allah-u Teala'nın arslanı kalkar da kızını bir kafire verir mi? Bu alçaklıktır. Adamlar Hazreti Ömer'in, Hazreti Bekir'in isimlerini ayaklarının altına yazıyor, helaya yazıyor. Bu Şia'nın kollarından bazıları. Rafizi dedikleri Eshab-ı Kiram düşmanları. Dolayısıyla bunları iyi tanımak gerekir. Hazreti Muaviye dil uzatanlar da aynı şekilde Rafizi sınıfındandır. Eshab-ı Kiram düşmanıdır bunlar. Daha doğrusu İslam düşmanıdır bunlar. Ve tam İlmihal Saadeti Ebediye'de ve Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Eshab-ı Kiram kitabında Hazreti Muaviye radıyallahu teala an hazretleri ile alakalı geniş bilgi var. Ayrıca Türkiye Gazetesi'nin yayınlamış olduğu rehber ansiklopedisi vardı. O rehber ansiklopedisinde Hazreti Muaviye maddesinde yani geniş bilgiler verilmiş. İnternette de var. Dinimizislam.com'da da var. Dinimizislam'da da var. Oradan da aynı şekilde görülebilir efendim. Bunun için de çok uyanık ve dikkat etmek lazım. Hatta İmam-ı Rabbani Kutuz Özler'in işte o Eshab-ı Kiram kitabında, onun Eshab-ı Kiram kitabı da Risalesi de oraya eklenmiştir. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin Risalesi de eklenmiştir. Müştereken ve başka kitaplar da konmuştur. Başka Risaleler de konmuştur. O Eshab-ı Kiram kitabı çok dikkatli bir şekilde okunması lazım. Çok dikkatli bir şekilde olun. Bu bir. İkincisi bir de Abdullah Süveydi Hazretleri'nin işte o da Hak Yolun Vesikaları ismiyle yayınlandı ya. O kitap da çok dikkatli bir şekilde okunması lazım. Çünkü orada Şii Mollalarla Abdullah Süveydi Hazretleri'nin karşılıklı münazarası var. Satır satır hepsi kaydedilmiş ve kitap halinde yayınlanmıştır. Osmanlı alimlerindendir Abdullah Süveydi Hazretleri. Bu fitneden aynı şekilde kurtulabilmek için Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare yok. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktan başka çare yok. Yani Türkiye'de de mesela Alevi isminde kimseler var. Çoğu da bilmiyor. Ne olduğunu da bilmiyor. Ben Aleviyim diyor falan. Aleviyim de arkadaş, Alevi ismi Ehl-i Sünnet'e ait bir isimdir. Yani Ehl-i Beyt'i sevenler demektir. Ehl-i Sünnet Ehl-i Beyt'i de sever, Eshab-ı Kiram'ı da sever. Özelliği budur. Hariciler Ehl-i Beyt'e düşmandır.
Şiiler Şia kendisini Ehl-i Beyt'i sevdiğini söyler. Ama bir bakıyorsun ki samimi değil. Ehl-i Beyt imamları Şia, var mesela. Şia zaten bir Yahudi projesi. Evet. Şey itibariyle baktığın zaman kitaplara acayip karayip şeyler çıkıyor altında. Kurcaladığın zaman. Evet. Kitaplara baktığın zaman. Onun için de biz bir 96'da hacca gitmiştik. Bu İran'dan gelen Ahunt diyorlar. Onların arkasında böyle 40-50 tane aynı şekilde kadın. Bunların hepsi cahil. Okuyup yazması yok. Ahunt otur diyor. Oturuyorlar. Kalk diyor. Kalkıyorlar. Şey hadise bile çıkardılardı orada. Hadise bile çıkardılar. Suudlarla şey. O Suudlarla kavgası da sadece aynı şekilde hükümranlık benim olacak. Post kavgası. Yoksa ne Suudların aynı şekilde İslamiyet'e hizmeti söz konusu ne de İranların aynı şekilde İslamiyet'e hizmeti söz konusu. Bunun için de tek bir çare var. Kendimizi çoluk çocuğumuzu ateşten korumak ve imanımızı muhafaza edebilmek için Ehl-i Sünnet alimlerini kitaptan okuyacağız. Hatta bir zatın bir sözünü nakletmiştik. Onu da nakledivereyim vaktimiz doldu da. Bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'dan Aleyhimrıdan herhangi birisine karşı kalbinde bir buğz olsa, yani insan vücudunda birçok damarlar var, bir damarda öyle buğz olsa, ecel geldiği zaman ölüm meleği de senin ruhunu o Eshab-ı Kiram'dan birisine buğz olan o damarından çıkarsa, çekse, o buğz sebebiyle aynı şekilde imanlı gidemezsin buyuruyor. Bu kadar önemli. Muhyiddin Arabi Hazretleri de Eshab-ı Kiram'a söven kafir olur buyuruyor. Bunu iyi bilmeli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve Toplum.